Bugün Denizli'deyiz. Eski Doğal Taş Makine İmalatçılar Dernek Başkanımız, duayen makineci Sayın Hilmi Konyaloğlu ile birlikteyiz. Hilmi Bey merhaba. Merhaba Mehmet Beyciğim, hoş geldiniz. Denizli'mize şeref verdiniz. Evet, sıcak memleketin sıcak insanları olarak evet. Hoş bulduk diyorum. Hilmi abi, Makine ve Teknolojileri grubunda lider ve öncü firmalardan olduğunuz gibi bir geçmişiniz de söz konusu. Geçtiğimiz günlerde de makine sektörü üzerine Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundunuz. Makine sektörünün ilerleyebilmesi için fikir alışverişi ve istişarelerde bulundunuz. Öncelikli olarak hem sizi tanıyalım hem biraz da firmamızdan bahsetsek. Sonra da yavaş yavaş makine ve teknolojileri ne tarafa doğru gidiyor? Yol haritası ne şekilde olmalı? Bunları sizden dinlesek Hilmi Bey. Sektörümüz şu anda dünyada bu sektörün öncü ülkeleriyle yarış halinde. Diğer sektörlerden farklı olarak mermer makine sektörü hakikaten İtalya ile kıyas ettiğimizde, Çin ile kıyas ettiğimizde hiçbirisinden geri değil. Hem üretim mantığı anlamında, hem kalite anlamında, hem Ar-Ge anlamında Türkiye bu süreçte çok hızlı performans kaydetti. Tabii hepimizin de bildiği gibi pandemi döneminde dünyada bütün tedarik zincirlerinin kırılması sebebiyle makine sektörünün aşırı bir talebi oldu. Biz bütün makineci arkadaşlar, makine sektörü bu pandemi döneminde daha önceki dönemlere nazaran daha fazla işler yaptık. Teknolojimizi geliştirdik. Dolayısıyla şu anda sektör daha önceki yıllarda olduğundan daha ileride bir noktada duruyor. Ama tabii kilogram başına ürettiğimiz makina dolar değerine baktığımız zaman İtalya'nın çok gerisinde, Almanya'nın çok gerisinde. Dünyada fabrika makineleri anlamında 1 milyar dolarlık bir pasta var. Türkiye bu pastanın %1'i, %2'si mertebesinde pay alabilmekte. Bu tabii ki bizim için çok üzücü bir pozisyon. Benim tavsiyem sektörün Türkiye'den daha çok dışarıya açılması, alternatif pazarlar, alternatif ülkelerin oluşturulması. Tabii bu anlamda devletin de desteği çok önemli bu durumda. Bahsettiğiniz gibi biz de geçenlerde sektörümüzle alakalı Denizli Makine İmalatçılar Derneği Maksiat'la Sanayi Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, İhracat Genel Müdürümüze hepsini konuyla alakalı yaşadığımız problemleri, sektörün yaşadığı problemleri, sadece mermer makinacıları değil, bütün makinacılara hitap edebilecek şekilde sunumlar yap, görüşlerimizi bildirdik. Türkiye'nin Çin'le özellikle antidumping konusunda, fiyatlar konusunda ciddi bir problem var. Çünkü Türkiye'de bir makina 100 bin liraya çıkıyorsa Çin'den bu makineyi 50 bin liraya almak mümkün. Malzeme parasını. Tabii siz nasıl rekabet edeceksiniz? Yani Almanya seviyesine, Avrupa seviyesine, İtalya seviyesine makinanızı nasıl aynı kategoriye getireceksiniz? Bunlar ciddi bir problem ortaya çıkarıyor. Mesela ben katrak örneğini verdim Sayın Bakanımıza. Bir katrak bugün yerli Türkiye'deki imalatı 275 bin dolar mertebesinde. Aynı katra kalitesi biraz düşük olmakla beraber Çin'den 105 bin dolara, 110 bin dolara getirmek mümkün. Peki bunca sıkıntının yanında istihdam sıkıntınız da var yani sizlere. Kalifiye eleman sıkıntınız da var. Yani sadece uluslararası rekabetten kaynaklanan değil, iç dinamiklerimizde de sıkıntılar bitmek bilmiyor. Bu konulara da bir değinebilir misiniz? Eğitim noktasında, yetişmiş nitelikli personel noktasında devletin ne kadar desteği de olsa insanlar zor işe, bir şeyler üretmeye sadece %1'i talep ediyor. Diğerleri ben masa başında oturayım,
devlet memuru olayım, bankada çalışayım, risk almayayım, elim para olmasın, gada olmasın diye gençlerde bir şey var, düşünce var. Onun için devletimiz mesleki eğitime gençlerimizi yönlendirmek için teşvikler veriyor. Özellikle özel organize sanayi bölgelerindeki teknik eğitim merkezleri, meslek liseleri önemi gittikçe artıyor ve meslek liselerinde okuyan öğrencilere burslar, organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerindeki öğrencilere daha fazla destek verilmesi, bunların bir işareti. Tabii bunlar sevindirici bir şey ama Türkiye'nin her bir köşesi bir Bursa'daki mesleki teknik eğitim, Ankara'daki mesleki teknik eğitim, İstanbul'daki mesleki teknik eğitim seviyesine gelmedikçe yani yurdun her bir köşesi mesleki eğitim merkezi noktasına gelmediği müddetçe bu işleri çözmek mümkün değil. Peki mesleki eğitimlerin açılması yeterli gelir mi şu anlamda? Geçen günlerde herhangi bir ilin değil, Afyonkarahisar'ın Çıraklık İl Milli Eğitimini ziyaret ettim. Çıraklık Okulu'nu. Kuaförlüğe ve berberliğe 900 müracaat varken kaynakçılık, mermercilik gibi bölümlere 10 ile 20 arasında müracaatlar oluyor. Yani burada ailelere de yük düşmüyor mu? Yani evlatlarına, hani herkes mühendis olamaz, herkes doktor olamaz, herkes avukat olamaz. Yani acaba çocuklarımızı yanlış mı yönlendiriyoruz? Yani yeteneklere göre değil de günün şartlarına göre mi evlatlarımızı yetiştiriyoruz yani? Mehmet Bey, her şeyin başında mesleki prezentasyon gerekir. Eğer çocuğumuz ben dünyanın en iyi kaynakçısı olacağım demiyorsa siz kaynakçı bulamazsınız. %10'da, %5'te kalır. Ben en iyi kaynakçısı olacağım. Ben en iyi tornacısı olacağım. En iyi CNC'cisi olacağım. En iyi teknik ressamı olacağım. Duygusu verilir ve imkanları da kabiliyetleri nispetinde de varlık olarak da zenginlik olarak da bu çocuklar işlendirse hem devlet tarafından hem çalıştıkları firmalar tarafından. Yani çocuğun gelecek kaygısı olmadığı müddetçe bunu başarabiliriz. Şimdi kuaför örneğini verdiniz. Çok doğru, ben yıllar önce Almanya Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerini gezdik bir grup arkadaşımızla birlikte. İşte o zaman Halk Bankası Genel Müdürü, Bakanımız Zafer Bey, böyle bir gezi yapmıştık Almanya'ya. O zaman gördük ki kuaförler, ustalar yetişen okullardaki, sizin dediğiniz gibi çocuklar ilkokuldan ayrılıyor, mesleki kabiliyetlerine göre yönlendiriliyor. Şimdi bir kuaför dediniz, bir kuaför bir makasla, bir takımla, koltukla dükkan açma şansı var. Ama bir kaynak makinesiyle bir dükkan açma şansı yok. Siz o kaynak yapan çocuğu bu şekilde bir gelecek kaygısıyla sadece kaynakçı olacaksın oğlum dediğinizde aileler tercih etmiyor. Çünkü çocuklarını herkes... Kolay ve rahat olana doğru. Kolay, rahat, parası çok, geleceği parlak, lüks arabalara binecek, en iyi yerlerde, restoranlarda yemek yiyecek şekilde öyle bir görgü oluşmuş. Dolayısıyla şu anda devletimiz bu konuda, mesleki eğitim konusunda gerekli düzenlemeleri yapıyor. Ama biz sanayiciler de bu meslek okullarından gelen çocukları gerçek değeri verir, onları yetiştirmelerine müsaade edersek, yetişmesine, gelecek kaygılarını yok edersek bizim mesleki, nitelikli eleman problemimiz çözülür kanaatindeyim. Şu anda Türkiye'nin en büyük problemi bu. En iyi kaynakçı yok, en iyi tornacı yok, en iyi CNC'ci yok. Hasbelkadar, ustaların yanında yetiştikleri kadarıyla. Ben size şöyle söyleyebilirim. Bundan 30-40 yıl önceki mesleki terbiye, mesleki eğitim almış olan insanların ürettiği kalite yaklaşımı, ürettiği makineler farklı. Bunu görebiliyorsun. Bizim eski ustalarımız da var. O eski ustalarımızdan bizim bile öğrendiğimiz mühendis olmama rağmen çok şey var. İnsan kalitesinin korumaya çalışırken bir taraftan da teknolojik yapay zeka önümüze gelmeye başladı. Yani kaynakçı robot kaynaklar oluşmaya başladı. Robot hamallar oluşmaya başladı. Robot işçiler oluşmaya başladı. Aslına bakarsanız hani insanlık bir kırılma noktasında, yani
ahlaki değerlerle yaklaşırken yapay zeka karşımıza geliyor. Bu anlamda çocuklarımızı tam donanımlı, hangi işi yaparlarsa yapsınlar, çöpçülük dahi yapsalar, en iyi çöpçü olup en iyi çöp imparatorluğunu kurmalarını hedeflemeleri gerekirken hani kolaycılığa kaçıyoruz galiba, değil mi toplum olarak? Valla Mehmet Beyciğim, çok güzel bir konuyu temas ettiniz. Yazılım, otomasyon, mekaniğin olmazsa olmazı. Bütün dünyada yazılım merkezlerini, Ar-Ge merkezlerini baktığımız zaman fakir toplumlar bu konuda projeler üretmişler. Bugün Hindistan'da en iyi yazılımcılar çıkmış, İngiltere'ye destek vermiş. Çin'de çıkmış yazılımcılar. Bosna'da savaştan dolayı insanlar bir sıkıntıya girmiş, orada çıkmış yazılımcılar. Hakeza Rusya'da, Ukrayna'da. Şimdi bizde de başladı ama. Evet, şimdi aynı krizlerin etkisi Türkiye'de olduğu için gençlerimiz bu konuda da yöneliyor. Özellikle yazılım konusunda devletin yaptığı eğitim odaklı çalışmalar var. Bu teknofestler gençlerin, meraklı olan gençlerin önünü açıyor, merak uyandırıyor. Mesleki okullarda, aynı zamanda normal liselerde bile teknofeste, işte söylediğiniz gibi yapay zekalar üzerine çalışan çocuklar, otonom robotlar, bu konuda çocukların meraklarını celbediyor. Robotik kodlama dersleri konmaya başladı. Bunlar hakikaten olması gereken şeyler. Peki bu anlamda Türk makine sektörü bundan sebeplenebiliyor mu? Ya Türk makine sektörü bu konuda sebepleniyor tabii. Şu anda herkesin kafasında, bütün makinecilerin konusunda insan artık yük taşımayacak. Bizim bugüne kadar mermer makinede ürettiğimiz makineler ve ekipmanlar insana dayalıydı. Ama bundan sonra mermer sanayicisi, arkadaş bana hat kur, insan ellemesin. Ben insanla çok uğraşıyorum. Kiminin beli ağrıyor, kiminin kafası ağrıyor. Robot alsın koysun, sistemi devam ettirsin şeklinde yaklaşımlar duymaya başladık. Sektör talep ederse makinacı üretir. Bu tekstilde de başladı. Sadece makine sektöründe değil, yani bizim sektörümüzde değil. Bütün segmentlerde bu düşün, otomasyona geçiş var artık yani. Ya tekstilde dokuma sektörü zaten full time, gece gündüz çalışan, vardiyalı çalışan bir sistem devam ediyor. Sadece konfeksiyon kısmında biraz insana dayalı bir üretim var. Bizim mermer sektöründe katrak üretimi yapan fabrikalarına baktığımızda mermer sektöründe, onlar da nispeten otomasyona geçmiş, hazır bir konumda. Bir fabrikayı 45 kişiyle çalıştırmak var, 5 kişiyle çalıştırmak var. 4 tane katrağı varsa, plaka hattı da varsa, 5 kişiyle adam rahatlıkla fabrikasını, 45 kişinin yaptığı üretimi yapabilecek sistemler kuruluyor artık şimdi. Peki toparlamak gerekirse, Türk makine sektörünün geleceğini parlak gördüğünüzü ifadelendirdiniz. Evet. Yani bu hani son cümlelerimizi de alalım bu anlamda. Son olarak ne ifadelendirmek istersiniz? Yani güzel konulardan bahsettiniz. Önümüz aydınlık. Evet, ekonomik sıkıntılar, ekonomik krizler, evet, var ama var. Sonuçta ihtiyaçlar da bitmiyor yani. Çağa kendine adapte edenler bir şekilde uyum sağlıyorlar. Son olarak sizden son cümlelerinizi almamızda fayda var. Evet. Valla sektör kendisini her zaman yeniliğe açık tutmalı. Mermer sanayicilerinden benim dileğim odur ki yerli makine yapan mermer makinacılarına istişare etmeli, onlara destek olmalı, istişare mekanizmalarını paylaşmalı. Çünkü mermer sektörü makinacısı kendi bünyesinde olduğu için çok şanslı. Tekstilde aynı şeyi söyleyemem, diğer sektörlerde aynı şeyleri söyleyemem. Yani bir üretimin, bir sektörün makinasını kendi ülkesinde çözebiliyorsa bu çok büyük bir katma değerdir. Yani sektör birbirinin kıymetini bilmeli diyerek sözümü son vermek istiyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız vakit. Ben teşekkür ederim. Arkadaşım, teşekkür ederim. Evet, bundan sonraki durağımız neresi olacak? Onu da Allah bilir artık. Konu ve konseptler peşi sıra gelmeye başlayacak inşallah. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.